Sempozyumumuzun düzenlediğimiz 2019 yılında düzenlediğimiz sempozyumun hemen arkasından ortaya çıkan büyük pandemi, Covid-19 pandemisi. Arkasından ülkemizde ortaya çıkan Marmara Denizi'ndeki bu müsilaj ve deniz sağlığı sorunu bizi bu konuda bir webinarlar serisi düzenlemeye itti. Bu konuda alanlarında çok saygın, çok başarılı çalışmaları olan değerli hocalarımızla bu serinin ilkini yapacağız. Bu seride ilk önce sağlıklı deniz, deniz olmak konusunu Sayın Kadir Seyhan, Profesör Doktor Kadir Seyhan'ın moderatörlüğünde Profesör Doktor Nükhet Sivri hocamızdan dinleyeceğiz ki kendisi Tek Sağlık Çalışma Grubumuzun değerli üyelerindendir, kurucu üyelerindendir. Arkasından gelecek seminer, webinarlarda da müsilajın oluşumu ve halk sağlığı açısından önemini de gelecek şeylerdeki hocalarımız tarafından, gelecek oturumlardaki hocalarımız tarafından sunumları yapılacaktır. Her hafta Salı günleri bu saatte sunum yapılması planlanmakta. Yani bundan bir sonraki webinar önümüzdeki hafta Salı günü bu saatte planlanıyor. Fakat bir sonraki webinarımız İpek Kurtböke hocamız tarafından yapılacak. Kendisi Avustralya'da yaşadığı için onun saatinde bir ortaklaşma olabilir. Onu daha sonra biz sosyal medyadan ve e-mail gruplarımızdan sizlere duyuracağız. Ben daha fazla sözü uzatmadan moderasyon için Sayın Profesör Doktor Kadir Seyhan'a sözü bırakıyorum. Buyurun hocam, oturum Çok teşekkür ediyorum. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin çok kıymetli üyeleri. Trabzon'dan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle güzel bir organizasyonda moderatör olarak beni seçmiş olmanız da beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu mutlulukla başlayalım. Şimdi deniz olmak, tabii bu evrende insan olmak zor, hayvan olmak zor, bitki olmak zor, her şey zor. Bu zoru imkan dahiline getirmek için de çok muazzam bir uğraş vermemiz lazım. Deniz de takdir edersiniz ki dünyanın %71'ini oluşturuyor. Ben böyle kısa bir giriş yapayım. Daha sonra Nükhet Hanım konuyla ilgili çok detaylı anlatacakları var, önemli söyleyecekleri var. Dünyanın %71'ini oluşturan bu okyanus ve denizler aslında British İngilizce şeyinde sözlükte Oxford İngilizce sözlüğünde der ki etrafı karalarla çevrili tuzlu su. Tabii çok basit bir tanım ama o kadar çok fonksiyonu var ki örneğin biz anlatırken deniz ve okyanuslarla iki kaynaktan bahsederiz. Bunların bir tanesi biyolojik kaynaklar. Bir diğeri değerli katılımcılar, dinleyiciler, ekolojik kaynaklar, ekosistem kaynakları. Biyolojik kaynakları nedir? Burada yaşayan canlı kaynaklardır. Canlı kaynaklar deyip de geçmeyin. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla gelir düzeyi mahdut olan insanın geçim kaynağını oluşturuyor. Ucuz protein kaynağını oluşturuyor. Ekonomisi de 400-450 milyar dolar bir yılda. Bütün dünyayı söylüyorum. Bunun dışında bir başka kaynak ise bu biyolojik kaynak, ekosistem kaynaklarının başta gelenlerinden bir tanesi taşımacılık. O kadar önemlidir ki dünyada taşınabilen her şeyin %90'ı denizler vasıtasıyla taşınıyor. Bunun ekonomik turnover'ı yılda 450 milyar dolar. Bitti mi? Bitmedi. Peki başka nedir? Denizle ilintili olan turizm 1,5 milyar insanın hareket halinde oluşmasına vesile oluyor. Kültür turizminden bahsetmiyorum. Sadece deniz ve denizle ilişkili olan turizm. Peki bunun yıllık
sürkülü olan maliyeti ya da para miktarı ne? 1,5 trilyon Amerikan doları. Düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan 1,5 trilyon, bir taraftan 450 milyar dolar, bir taraftan 1,5 milyar insanın dolaştığı muazzam bir kaynaktan bahsediyoruz. İnsanlar geçimlerini karşılıyor bu şeyden. Peki kolay mı deniz olmak? Tekrar Nüket Hanım'a söz vereceğim ama ben şöyle söyleyeyim. Bu kadar ekonomik getirisi olan bu kaynağın hidrolojik döngüsü ve iklimi regüle etmesi, suyu temizlemesi, havayı temizlemesi, atmosferin kompozisyonunu regüle etmesi, taşınma sektörü az önce söylemiştik, toprak oluşumuna yaptığı katkı, nütrient döngüsü ki Nüket Hanım o konuya girer ve kirleticileri absorbe eder. Ne kadar absorbe ettiğini gördük. Şimdi sözü Sayın Nüket Hanım'a veriyorum. Nüket Hanım, bu planette deniz olmanın ne demek olduğunu bir de hem biyolojik, hem mikrobiyolojik, hem de deniz bilimci gözüyle ben paraya baktım. O bu üç açıdan bakarak sizlerin takdirine sunacak. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Çok güzel bir açılış oldu. Ben böyle bu denli güzel cümlelerden sonra zannediyorum deniz olmayı biraz daha farklı bir bakış açısıyla anlatacağım. Sağ olun, hislerimize de tercüman oldunuz. Tabii bununla ilgili de ufak bir sunumum var. İzninizle ben onu paylaşayım. Ve daha sonrasında bu deniz olmayı hep beraber bakalım anlatmayı da başaracak mıyız? Şimdi sunumu paylaşıyorum. Pardon. Sistem mi çok? Yok hocam, sadece iki ekran olduğu için şu anda görebildiğinizi düşünüyorum ekranımı. Bir problem yoktur herhalde, görülüyordur ekranınız. Okay. Şimdi öncelikle tabii ki Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'ne teşekkür ediyorum. Ve Tek Sağlık bizim zaten çalışma alanımız, sohbetimize de siz de katılmıştınız. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti böyle nazik bir daveti ve webinar serisini yapacağını söyleyince çok büyük bir keyifle görevi de hemen üzerime aldım. Ve bugün aslında Tek Sağlık başlığı altında da şu su olmak, deniz olmak nasıldır? Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının en özel başlıklarından bir tanesi aslında yaşam başlığı, 14. başlık. Çünkü su çok özel, çok ve sanki hiç tükenmez gibi geliyor bize. Aslında biz bunun felsefesini de çok iyi biliyoruz. Çok zordur aslında su olmak. Ve su yaşamın devamı için çok önemli bir kaynak. Ne kadar teknoloji ilerlese de, ne kadar başka gezegenlere göç olsa da bence aslında dünyanın en önemli başarısı suyun sanitasyonu ve onun sürdürülebilir kullanımı. Hatta bu yaşamın kaynağı olarak bilinen su hem şifası hem duası hem kaynağı olarak bazı ülkeler için hepsini tek bir kaynaktan alabiliyor. Yani bu tarzdaki ülkelerde tabii ki sanitasyonda büyük bir problem teşkil ediyor. Tabii bir de bazıları için su çok ayrı bir anlam taşıyor. Onlar için de güç su ve yaşamın farklı bir yüzü. Ama şöyle bir düşünüyoruz da aslında sınırsızdı bence güç olmak, yani sınırsız bir güç olabilmek. Bugün Tek Sağlık çatısı altındaki en önemli konu başlığı da zaten ve bu konu başlığıyla karşınızdayım. Yani deniz olmayı anlatmak istedim. Sadece bir kez deniz olmayı düşünün, deniz olduğunuzu hissedin. En zor kısmı tabii ki bu deniz olmayı bir fakülte ve bambaşka bölümlerde 4 yıllık eğitimle anlatırken
çevre mühendisliğinde neredeyse en az 25 tane dersin ortak konusuyken ben kısacık bir sürede anlatmaya çalışacağım. O sırada da şunu düşündüm. Acaba mikrobiyoloji bu işin neresinde? Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile bunu konuştuğumuzda acaba ilgilenen disiplinlere baktığımda mikrobiyoloji nasıl konumlandırılır diye düşündüm. İster yerel, ister bölgesel, ister global aslında mikrobiyoloji bu işin her yerinde. Ve sonra şunu da düşündüm. Örneğin su kaynaklı hastalıklar şehirlere ulaştırmak veya tamamen bir atık su arıtma tekniğinde de kesinlikle mikrobiyolojiyi net bir şekilde kullanıyoruz. Asıl sorulardan bir tanesi şu. Biz kimden nasıl bir deniz devraldık? Biz bundan 90 yıl öncesinde sağlıkla yüzülebilir bir deniz devraldık. Biz denizci ulus yetiştirme yeteneğine sahip, yararlanabilen bir nesil olmalıyız diye öğrendik. Ve ben de bu neslin bir üyesi olarak size denizi anlamayı ama deniz olmak için önce denizi anlamanın şifresini sunmaya çalışacağım. Önce tabii ki denizin etkilendiği karayla karanın etkilediği deniz arasında kalan bölgeyle başlamak lazım. Bu tanım çok karmaşık gibi gelebilir. Aslında bu bir kıyısal alan tanımı. Bu Kanarya Adaları'nın muhteşem görüntüsünde iki okla gösterdiğim alan aslında denizel alan ve kıyısal alan. Yani en çok etkilenen ve en çok etkileyen alan diye düşünelim. Şimdi deniz olmak satırında bu alanlarda acaba nasıl bir etkileşim olur başlığında o kadar çok faktör var ki saymakla bitiremiyorsunuz. Etkilemek ve etkilenmek dediğiniz zaman da bu bütün öğeler, işte bunun içerisinde sentine sulardan tutumuzda dirençli organizmalara ya da kara tarafından gelen yapılar içerisinde katı atıklardan deşarjlara ve özellikle ağır metale, bütün meteorolojik, ekolojik, jeolojik, paleontolojik aklınıza gelen her türlü detayı saymakla bitiremiyoruz. O zaman sadece 14 hafta konu başlığı olabilen bir deniz olma satırını nasıl anlatalım? Önce bir denizde olanlarla bence başlayalım. Çünkü denizde olanlar için de aslında deniz olmak zor bir başlık. Bu denizde olanlar içerisinde de hem etkileyen hem etkilenen alanları paylaştığınızda bazen çok mutlu olamayabiliyorsunuz. Çünkü direkt olarak insan etkisini görebildiğiniz ve maalesef paylaşamadığınız, hatta sadece kendisi değil mikro ve nano boyutlara ulaştığında dahi ölümcül olabilen ve ölümcül olmaya devam eden faktörlerini sıralıyoruz. Yani bir besin piramidinin siz en üstünde olabilirsiniz veya mikro boyutta olabilirsiniz ama her boyutta görülen şudur ki özellikle plastikler bir deniz olmanın en büyük belalarından biri. Şimdi ilk başta tabii biz makrolarla başlamıştık. Makro plastik mantığıyla başlamıştık ama deniz olmak satırında gördük ki mikro hatta nano yapılar bile çok etken. Yılda 8 milyon tonluk bir girdi olduğu düşünüldüğünde yansıda gördüğünüz 20 mikron denizde ne kadar önemli olabilir dediğimizde işte sağ tarafta gördüğünüz küçük mikroorganizmaların maalesef patlayarak ölümüne sebep olabilecek kadar riskli olabiliyor. Yani fark etmiyor. İsterseniz dünyanın en özel coğrafyalarından birine gidin, gene insan etkisini görüyorsunuz. Yani buyurun sizi Como Gölü'ne götüreyim Milano'da, orada da tekerlekleri görebiliyorsunuz. Bu neden nedir ki? Hem ulusal mevzuatlarda hem de uluslararası mevzuatlarda, hem direktiflerde ve sözleşmelerde bu büyük küresel sorunun çözümüne artık gidiliyor. Neden sorusuna karşılık şöyle, çünkü artık deniz canlısından çok plastik olmaya başladı. Bakın deniz problemini ilk başta, ilk etapta böyle başlayalım. Deniz olmanın zorluğunu. Şimdi deniz olmak, denizde olmak bu kadar mı zor bir başlangıç diyeceksiniz ama tam da bu nedenle bu eşsiz mavi İstanbul görüntüsünün altında yatan gerçekleri düşündüğümüzde denizde olup her şeye inat yaşamak çok zor. Çünkü etkileyen zararlı türler de var. Şimdi etkileyen zararlı türler başlığında Marmara bölgesinde tabii ki gerçekleştiren çalışmalara şöyle bir bakıyorum. 2016 yılında yapılan çalışmalardan derlendiğinde 333 farklı fitoplanktonik form türü var. Bu fitoplanktonik formlar içerisinde
elbette en baskın olanlarda biyoton formlarımız, Bacillofilse dediğimiz formlarımız ve bunların içerisinde ve veya dinoflagellat yapıların içerisinde de bazen denize toksik etki yaratabilecek olan mikroorganizmalar da var. Şimdilik bunu burada bırakayım çünkü daha sonrasında tekrar aynı konuya döneceğim. Şimdi deniz deyince hemen aklımıza şöyle bir şey geliyor bence, balıkçılık. Şimdi önce balıkçılıkta durmak lazım. Neden? Çünkü biz çok öncesinde değil, belki bundan 15 sene kadar öncesinde hangi ayda kaç tane balık tüketsek acaba, işte ne kadar, hangileri nasıl büyük olabilir ya da biri size sorduğunda, lüferle ilgili bir şey sorduğunda siz eminim ki defne yaprağı boyutundan kofanaya kadar sıralayabiliyordunuz. Ta ki aman ben lüfer soyunu sürdürsün, hiç önemli değil, 24 santime kadar çıktığında yiyebileceğimi düşünene kadar. Bu düşünceler sadece Marmara için geçerli değil. Aslında herkesin, dünyanın tanıdığı bir hamsi var ki 1916 yılında Trabzonlu gazeteci yazar Hamamizade İhsan Efendi'nin Hamsiname kitabından alıntılar var burada gördüğünüz gibi. Kutsal bir yaratık olduğundan bahsediliyor. Karadeniz'in ağası olduğundan bahsediliyor. Ama fakat durum o kadar olumsuz hale geldi ki artık onların da göç mekanizmasının değiştiğinden bahsediyoruz. Bakın, deniz olmak gibi denizde olmak da artık zor. Şimdi diyeceksiniz ki denizde olmak kısmındaki zorlayan faktörler neler? Tabii ki insan faktörü. Hani bunu bence söylemeye bile gerek yok. Şurada sizler için bir görsel ayarladım. Görselimizin özelliği şu bence. Bir bakarsanız eğer burada bir deniz tabanını tarayan bir avlama yönteminden bahsediyoruz. Yani önüne geleni kattığı ve bir sonraki döl için hiçbir yapı bırakmayan, sonuna kadar sürükleyen ve avcılık yaptığını düşünen bir faaliyeti görüyorsunuz. İşte denizde olmak bu kadar zor. Şimdi diyeceksiniz ki deniz tabanını bütün sildi süpürdü. Yani aklınıza gelen bütün formları aldı ve o formları tabii ki av amacıyla. Tamam, bunu bir kenara bırakalım. Madem öyle, hani böyle bir avcılıkla ya da böyle bu şekildeki talana gerek duymadan biraz da yetiştiricilik yapalım derseniz, deniz olmanın içerisinde denizde yetiştiricilik yapalım derseniz tabii ki bununla ilgili de çok modern teknolojiler var. Buyurun, mesela modern kafesler var. Tam olarak denizi hep zaten amacımız odur. Taklit edebiliyor olmak. Başarılı bir taklit. Buyurun modern kafesler. Ama bunun içerisinde şöyle bir detayı size hatırlatmak isterim. Mutlaka yemleme faktörü var. Mutlaka ilaçlar var. Yemleme faktöründe de şunu tanımlamamız lazım. Bir organik kirlilikten bahsediyoruz ve her bir ton salmon yetiştiriciliği için örneğin 55 kiloluk azot ve 4.8 kiloluk bir fosfor bırakıldığını da hatırlamak lazım. Şimdi burada ilaç dedim. İlaç deyince şu anda hitap ettiğim Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin sayın üyelerinin bence aklına şöyle bir şey gelebilir. Acaba ben herhangi bir yerde balık tutuyor olsam ama bu özel bir yer olsa, örneğin yapılmış bir çalışmayı da size sunuyorum, bir arıtma tesisinin olduğu yerde olsa acaba buradan çıkan balıklarda ne kadar da sıklıkla ilaçlar bulunur? Ben de diyorum ki buyurun. Buradaki tabii ki en sıklıkta bulunan 4 ilacın görece oranını temsil ediyor ve görece oranına göre de antidepresanların bulunduğundan bahsediyoruz. İlaç deyince aklımıza o geldiğine göre o zaman şöyle bir şey de düşünüyor olmamız lazım. Bir de bunların dışkı yoluyla bulaşımı var. Malumunuz bu atık sudaki organizmanın hani seyri var ve ben size özellikle Delft Teknoloji Üniversitesi tarafından hazırlanan bir posteri, çünkü orada da bize enteriklerin bulaşımını, hatta bakteri boyutunda değil, yani illa bakteri olduğunu da söylemek istemiyorum, viral boyutta da, virüs boyutunda da söyleyebilirim, bu tip organizmalar diyelim isterseniz, onlara maruz kalmayla sağlık riski oluşturabileceğini söylüyorum. Ve diyorum ki bir de deniz suyunda tespit ettiklerimize bakalım. Şimdi deniz suyunda tespit ettiklerimize de bakmak için size benim 16 sRNA amplikon dizileme sonuçlarımı göstermem lazım. Çünkü sadece Küçükçekmece'de yaptığımız bir çalışmada bu kadar çeşitliliğe rastlıyoruz. Ama bu İstanbul için konuşuyorum tabii ki. Küçükçekmece dışında hadi gelin sizi Ataköy'e getireyim dediğimde de bakın çok yakın iki istasyondan bahsettiğim halde çok farklı bir şey tanımlıyorum. Yapılan çalışmalarda ki bu arada Kimiran Erdem ve Sayın Gülşen Altuğ hocalarımın da çok ciddi deniz mikrobiyolojisi çalışmaları vardır. Onlar da daha sonrasında inşallah konuk olacaklar. Onların çalışmalarında da hep gördük ki hem aerobik heterotrofik kültüre edilebilir olan bakteri türlerinden
ve hem de özellikle E. coli, Enterococcus fecalis gibi formlardan baskın bir şekilde bahsedebiliyoruz. Şimdi bunlardan baskın olunca başka formlar var mı dediğinizi duyar gibiyim. Son dönemlerde Pseudomonas aeruginosa'nın ve veya Klebsiella'nın ve diğer formları da baskın bir şekilde görmeye başladık Marmara Denizi'nde. Çok zengin bir bakteriyel biyoçeşitliğe sahip olduğunu ben en azından söyleyebilirim. Şimdi böyle olunca, şimdi bakın deniz olmak artık sizi nereye kadar görüp getiriyor. Şimdi çok tatlı bir indikatör form diye düşünebilirsiniz. Çok tatlı bir görüntü vermiş diye düşünebilirsiniz Escherichia coli'yi ama sonuçta bunların bir de direnç mekanizması devreye giriyor. Şimdi tıpkı sizlerin yaptığı çalışmalar gibi denizlerde de antibiyotik direnç çalışmaları biz de endişe edici bir şekilde takip ediyoruz. Çünkü hem Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu küresel halk sağlığı için giderek daha ciddi bir tehdit oluşturması ve hatta sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında tehlikeye atması konumunda bizim de yaptığımız bir biyometrik profil çalışmalarında endişe verici sonuçlarla karşılaşmaya başladık. Hani kıyısal alanlarda yaptığımız çalışmalarda zaten görüyorduk hem özellikle bazı genleri buluyor olmamız açısından ve hem de İstanbul kıyısal alanı dışında Marmara Denizi'ndeki isterseniz Gemlik Körfezi'ne gidebilirsiniz. Gemlik Körfezi'ndeki enterik bakteri yoğunluğuna ya da isterseniz Kapıdağ Yarımadası'na gidebilirsiniz. Oradaki çalışmaları da yaptık. Hatta görselleştirmek adına da şu anda yansıda gördüğünüz gibi her bir türe farklı bir renk vererek, örneğin pembeler Escherichia coli olsun, işte maviler fecalis olsun, sarı renkler diğer enterikler olsun ki onların içerisinde Pseudomonas klebsiella da var tabii ki. Hatta bu bölgede istasyonlar arasındaki farklılıktan ziyade mevsimsel olarak farklılıkta bulduk, derinliğe bağlı farklılıkta bulduk. Şimdi bunu niye anlattık? Çünkü buradaki yapıya baktığımızda bir bölge için sadece o bölgede şu organizma geçerli diyemiyorsunuz. Kokteyli çok farklı, bir çorba gibi düşünün. Çok karışık olan yapılardan tabii ki oluşuyor, onu da söylemek lazım. Şimdiye kadar sadece deniz olma başlığında plastikler, balıkçılık, avcılık, bakteri, fitoplanktonik formlar falan çok kısacık bir şeyler anlattım gibi düşünebilirsiniz. Ama fakat bu baskılara ilaveten tüm herkesin bildiği üzere biyokimyasal prosesler sıcaklık arttıkça hızlanır. Bu bilinen bir gerçek. Şimdi sıcaklık artışı etkisi de bizim için ortada, yani neredeyse 2 santigrat dereceye varan bir şey. Ben Türkiye genelinden bahsediyorum. Sağ olsun Barış Hocam paylaştı bunu benimle. Referans dönem olarak da 1981-2010 yılları alınıp daha sonrasında da modellendi. Şimdi baktığınız zaman 2020'ye kadar gelen süreçte kirlilik baskısıyla bir de sıcaklık artışı da ortaya çıktı. Zaten mikroorganizmalar için tam bir logaritmik faza geçiş olduğunu da söyleyebilirim. İnsanın olduğu her yerde doğaya, doğanın tanımadığı kadar bin bir renk katıyor olmak inadına ve göz göre göre bizim yapabileceğimiz bir şey. Tabii ki Dünya Sağlık Örgütü'nün baskıları ya da sürdürülebilir kalkınma amaçları her seferinde her şeyi bize söylüyor aslında. Diyor ki örneğin işte 2025 yılına kadar deniz atıklarını, besin kirliliğini aman lütfen azaltalım. Kara kaynaklı faaliyetlerden olan kirliliği önleyelim. Mümkün olabildiği kadarıyla işte deniz ve kıyı sürdürülebilir şekilde yönetelim. Tamam, aslında bunlar artık hedef bile değil, amaç haline gelmiş ama şimdi yani nereye kadar? Sonuçta siz deniz ve kıyı ekosistemlerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmek diyorsunuz ama görüyoruz. Yani o kadar olumsuz görüntüler var ki bakın 2012 döneminde yaptığımız bir çalışmayı sunuyorum. Şu anda görmüş olduklarınız makro yapılar ve o kadar sayıları artmış ki hatta bunların içerisinde mikrobiyolojik açıdan ilgileneceğimiz ne var derseniz bu yapının içerisindeki 8.3 log'a ulaşacak kadar ben size enterik bakteri olduğunu söyleyebiliyorum. Yani tam bir besin ortamı oluşmuş. Bu yeni değil. Yani daha önce yaşadık derseniz hani ya başkası da var mı derseniz o zaman size 2020 görüntüsü sunabilirim. 2020 görüntüsü de bu bizim için biz deniz bilimciler arasında şöyle söylüyoruz buna deniz marulu diyoruz. Evet yani toprakta yetişenden çok farklı bir şey değil. Yani bizim de şartlarımız var diyoruz ki işte mümkün olabildiği kadar besleyici elementi bol olsun. Ancak organizma öyle artar. Ama bu denizde istenen bir şey değil. Şimdi karada olsanız
gübreleme yapıyor olsanız ve bu ürünler çok güzel deseniz tamam, gübreleme sonuçlarında artış harika. Ama aşırı olduğunda ne olur? E aşırı gübreleme olduğunda sonuç ortada. Deniz bilimleri camiası için de aynısı geçerli. Buna bir yağışı da eklediğinizde, yağış etkisini, baskısını da eklediğinizde karşınıza harika bir sonuç çıkıyor. Tablo şu: kıyısal bölgedeyim, zaten yarı kapalı bir alandayım. Zaten orada benim bolca tarımsal faaliyetten, kentleşmeden, yağıştan gelen bir baskısı ve etkisi de var. Mikroorganizmaların sayısal artışını da bekliyorum. İyi de hani denizde üretenler ve denizde tüketenler vardı. Ve bunların içerisinde de biraz önceki konuşmalarda çok önemli bir grup vardı. Ve siz hani deniz ekosistemi tıkır tıkır çalışan bir saate benzer diyordunuz. Ve özellikle bu sistem birbiriyle gerçekten çok entegre, çok etkileşen, bir bütün oluşturan yapıydı. Üretici, tüketici, ayrıştırıcı başlığına baktığınızda bu deniz ekosistemi çok sağlıklı yürüyordu. Ve canlılar ve bunları saran çevre, olumsuz çevre şartları olunca ne oluyordu sorusunda tam olarak bir tek sağlık konusunun başlığı. Üreticileri, yani bizim özellikle dünyadaki tüm ağaçları kesiyor olsanız bile, ki mümkün değil ama olmasında, ama sonuçta denizsel yapıların bize oksijen sağlaması kısmını düşündüğümüzde işte laboratuvarda oluşturulandan daha farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Şu görmüş olduğunuz yansıdakiler, emin olunuz ki oksijenin kaynağı. Ama bakınız, orada siz herhangi bir şey görmüyorsunuz. Ancak mikroskopta bin kez çoğaltınca, özür dilerim, bin kez büyütünce görebiliyorsunuz. Ve görsel size sadece şunu söylüyor. Diyor ki sayı arttığında ancak bu görüntüyü alabilirsin. Yani biz buna bloom diyoruz. Sayısal bir patlama olduğunda ancak böyle bir görüntü alabilirsin. Hep aynı renkte mi görünür? Hayır, buyurun götüreyim sizi Kaliforniya'ya ve orada görün. Sanki bir boya bırakmışsınız gibi, kırmızı. Yani böyle bir beklenti yok. Şimdi organizmaların sayısı artık litrede milyonlara ulaştığında, tabii boyutuna bağlı olarak değişiyor ama milyonlara ulaştığında da olumsuzluk başlıyor, baş gösteriyor. O zaman soracaksınız ki sayısı ne zaman artarsa benim için normaldir. Ben de söyleyebilirim ki bunun bir şifresi yok ama biz genellikle ilkbahar, sonbahar döneminde bekleriz. Uygun bir sıcaklık vardır, tuzluluk vardır. Bunu yapay sinir ağlarıyla modellerseniz, üst üste koyarsanız da çok başarılı bir şekilde tam bir atım görürsünüz. İlkbaharda artar, sonbaharda artardı önceden. Ama şu anda maalesef böyle bir şeyle karşılaşamıyoruz. Çünkü bu biyolojik karbon pompası dediğimiz ve özellikle dünyada üretilen oksijenin neredeyse yarısı kadar okyanusta yaşayan bu organizmalardan geliyorsa, bunlar çok daha fazla iş yapıyorsa, bir de şöyle bir şey yapıyorlar. Bunlar besin ağının da temelini oluşturuyorlar. Yani oradaki organizma. Bu organizma öldükten sonra elbette bir karbon yatağı oluşturuyor ve bizim için de biyolojik karbon pompası oluyor. Şimdi sonuçta şuraya geliyoruz. Bunların neye ihtiyacı var? Yani bunların sayısını sınırlayan herhangi bir şey yok mu? Öyle ya, bunlar zaten suyun içerisindeler. Zaten karbondioksiti çözülmüş halde alıyorlar. Atmosferik bir ilişki de var. Bunlar için herhangi bir sınırlayıcılık var? Var tabii ki. Bunların inorganik nütrientler dediğimiz yapıları var. Yani nütrientler, yani besleyiciler. İşte azotu, fosforu, özellikle demir ve manyezyum gibi yapıları, protein molekülleri sentezlemekte zaten bunları kullanıyorlar. Ve bunun dışında da sadece fitoplanktonik form olarak düşünmeyin. İşin içerisinde mutlaka bakteri var, işin içerisinde mutlaka siyanobakteriler var ve hatta virüsler var. Ve bunların hepsi bize aslında kocaman bir deniz döngüsünü oluşturuyor. Denizin tamamen şu anda nefesi, denizin oksijen kaynağı, denizin karbon kaynağı. Bu yapılar bizim için o yüzden çok önemli. Bunları normalde bu denizde üretenler bunları nereden temin ederler sorusunda bir Karadeniz'le size cevap vermek isterim. Karadeniz'de özellikle tatlı su girdisiyle yağışlardan sonra. Sağ olsun yine Barış Hocam'dan aldığım bir görüntüyle Doğu Karadeniz'deki 13 Mart 2021 görüntüsünü size sunuyorum. Orada yeşille temsil edilen bir organik yük. O zaman ben hangi besin maddesi azsa o az olan madde, o gelişimin sınırlayıcılığı minimum yasası gereği şunu biliyorum. Bunların sayısının artmaması için, yani bu formların patlamıyor olması için
Yani bu formların sayısal artışını bir yerde sınırlayabiliyor olmam için benim bu sınırlayıcılığı bilmem lazım. Yoksa hem nehri hem denizi ciddi bir şekilde obez hale getirebilirsiniz. Bu mantıktan hareketle de hangi besin maddesi azsa az olan madde bu gelişimin sınırlayıcılığı diyebiliriz. Ama bu hiç böyle olmadı. Yani şu andaki karşılaştığımız hiç öyle bir şey değil, hiç öyle bir manzara değil. Hani deniz olmak, hani çok pürüzsüzdü, hani ekosistem çok sağlıklıydı diyeceksiniz. Denizler de hasta olur. Hatta belki deniz COVID bile olabilir. Hatta belki kusuyor da olabilir. Ve özellikle fitoplanktonik organizmaların aşırı çoğalması ve ardından bir salgı üretmesiyle adını müsilaj diye isimlendirebiliriz. Görüntü çok çirkin ama aynı zamanda görüntü inanılmaz bir şekilde yapışkan çünkü yüksek moleküler ağırlıklı polisakkaritler var işin içerisinde. Bu işin içinde kim var? Başrolünde kimler var? Sorusunun yanıtı şu. Fitoplanktonik formlar var tabii ki. O biraz önce anlatmakta bitiremediğim, çok methettiğim formlar burada var. Ama bu formlar stresli koşulda ancak bir şeyler üretiyor. Yaptığımız görüşmelerde sağ olsun özellikle Neslihan Hocam ve Gülşen Hocam hem kendi sunumlarında hem de görüşmelerinde bu müsilajda kimler var, başroldeki aktörler kim diye konuştuğumuzda birkaç tane isim sundular. Ve bu birkaç tane isim içerisinde de bir baktık ki bizim tanıdık, yani tanıdık derken kastettiğimiz bu fitoplanktonik türleri biz daha öncesinde de görmüştük. 2007'de de gördük, 2011'de de gördük, 16'da da gördük, haftalık örnekleme aldık, gördük. Biz bu formların hepsini tanıyoruz. Hatta bu formlar sayısal olarak o kadar artışlar gerçekleştirdiler ki bu formlar 10 üzeri 6 formlarına falan da ulaştı, sayılarına da ulaştılar. Ama bu yıl bir şeyler ters gitti. Yani bu yıl beklendiğinden daha da farklı bir şeyler oldu. Şu fotoğraf için de Gürbüz Doğan Ekşioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü kullanım hakkını da kendisinden aldık sağ olsun. Ceyhun Hocam aracı oldu. Çok enteresan bir görsel. Bence denizin çığlığı ya da hayalet diyebilirsiniz ama zannetmeyin ki bir anda oluştu ve bir anda ya da sadece İstanbul'da. Bakınız araştırmacılarımızdan bir tanesi özellikle Barış Hocamız bunun tarihi olarak Aralık 2020'yi verdi. Ve ilk olarak dedi ki bu balıkçıların salya dediği ki aslında Türkçesi de bu. Hani müsilaj değil deniz salyası olarak isimlendiriyoruz. Vatandaşın da bazen sarı çamur dediği ama artık dilimize de müsilaj diye yerleşti zannediyorum. Ekolojik bir yıkıma doğru gidiyor dedi. O biraz daha deniz altından bize haber verdi. Dedi ki aşırı müsilaj oluşumu sadece suyun yüzeyinde değil, aslında pelajikte de kendini gösterdi. Dip kısımda da çok ciddi bir etki var ve hepimizin de bildiği esas trajedi kimsenin görmediği derin suda. Yani dipte yaşayan deniz patlıcanından tutun dil balığına, kırlangıçta aklınızda hangi türler geliyorsa onların hepsinin ölümüne de neden oldu. Tabii ki bir battaniye gibi kapattığı için de ortamı bu sefer oksijenle ilgili de sıkıntı oldu. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar zormuş deniz olmak, yani üstünüze bir de böyle bir yük geliyor, böyle bir faciayla karşılaşıyorsunuz ve balıkların boğularak belki de ölmesine kaçamazlarsa eğer ya da deniz dibindeki canlıların tamamen kapanmasına sebep olurken bir de oksijenle ilgili problem yaratmaya çalıştı. Şimdi Marmara zaten sıkıntılı, zaten hasta bir çocuk, zaten oksijeni sınırlı. Yani aslında Marmara oksijeni sıkıntılı olan bir çocukken şimdi bir de 0.2'ye kadar düşen bir oksijen, bir çözülmüş oksijen profiliyle karşı karşıyayız. Zaten bu çocuğun düşünüldüğü gibi hani anne ve baba diye tanımlarsak eğer Karadeniz, Akdeniz çocuğunun girdilerine şöyle bir baktığımızda zaten yükü çok fazla. Zaten o yükten kendisini bir türlü arıtamıyor. Zaten o yükten kurtulamıyor. O yükten kurtulamazken bir de üzerine, ki 1 Haziran 21 görüntüsüdür bu, bir de üzerine şunu ekliyorsunuz, diyorsunuz ki ben sana bütün atığımı da vereyim, sen onları da bir kabul et. Veya ben sana
elimden geldiğince o oksijeni aşağıya da çekmeye çalışayım. Zaten çığlık çığlığa olan bir denizden bahsediyoruz. Deniz olmak çok zor. Bu görseller yeterli olmuş mudur sizce? Şey düşünüyor musunuzdur bilmiyorum da işte artık mümkün olabildiğince iyi tarım uygulamaları yapılıyordur. Gübre kullanımı kontrol altına alınmıştır. En azından herhangi bir atık verilmiyordur diye düşünüyorsanız 3 Haziran tarihinde işte buyurun denizde etkiyi Kocaeli'de gördük. Ha diyeceksiniz ki bunlar çok eski. Ben buradan Zürel'e teşekkür ediyorum. Zürel benim asistanım. Bana harika görseller gönderdi ve çok yeni bir tarih. Sadece 2 gün öncesindeki bir tarih. 13 Haziran'dan size bahsediyorum. Buyurun sizi götürdüğüm yer Caddebostan. Buyurun oranın sahili. Yani buradaki problemlerimiz bir anda oldu bittiyle değil, oldu bitti şeklinde lütfen düşünmeyin. Çünkü bunlar nütrient var oldukça, yani besleyince element çok oldukça, siz sınırlamadıkça, siz bunu kesmedikçe devam edecek. Deniz yüzeyinde görülecek ama zaten deniz tabanına bu inecek. Asıl trajedi denizin tabanında, onu söyleyelim. Her gün sosyal ortamdan onlarca fotoğraf görüyorsunuz, ben onlarca mesaj alıyorum. Ve bunlarla ilgili de kısa vadede çözümler, uzun vadede çözümler her seferinde tartışıldı, her seferinde masaya yatırıldı. Çok güzel bir bilim grubu, bilim ekibi oluşturuldu. Ve bununla ilgili de tabii ki yüzey temizliğiyle, işte mümkün olabildiği kadarıyla birazdan aktaracağımız bakterilerle her şeyden de bahsediyor olduk ki virüsler de tabii ki bunun içerisinde. İndikatör türleri devreye alalım dedik. Mümkün olabildiği kadarıyla hızlandıralım. Tüm gücümüzle bir şeyler yapmaya çalışalım. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı da bununla ilgili bir genelge çok hızlı ve süratli bir şekilde, aktif bir şekilde harekete geçirdi. Bir koordinasyon kuruluyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da devreye girdi ve 6 Haziran 21'de bu iş başladı. Şimdi nasıl başladı? Şöyle başladı. Dedik ki hep beraber önce bir kısa vadede şunu bir deniz yüzeyinden toplayalım. Topluyor olmamız lazım. Çünkü biraz en azından şu oksijen girdisini sağlamaya çalışalım. Gün ışığı girdisini sağlamaya çalışalım. Bununla ilgili kısa vadede çözümler oluşturuldu. Eminim siz de biliyorsunuzdur bu tarzdaki görüntüleri ve detayları. Çünkü evet, aslında asfaltın makineleriyle yapılmaya başladı ve hızlı bir şekilde çekilmeye başladı. Çok ciddi faaliyetler var. Bu çok ciddi faaliyetler içerisinde de 25 gemi, 1000'den fazla çalışan var, toplama faaliyetleri. Ama şimdi hepimiz kontaminasyonu biliyoruz. Yani bir kontaminasyon gerçeği var. Mikrobiyologların belki de en çok endişe ettiği şeylerden bir tanesidir kontaminasyon. Daha güzel çözümler de var. Daha güzel çözümler bir hafta sonraki inşallah konuşmacı olan Gülşen Hocam'dan çok detay alacaksınız. O yüzden ben onun rolünü çalmıyorum. Ama doğayı taklit ederek deniz bakterileriyle ve doğal süreçlerle ve mekanizmayı hızlandırarak mümkün olabildiği kadarıyla o yüzey tabakadaki yapıyı da olumlu sonuçla giderebiliyor olmak. Zaten kendisinin de daha sonra anlatacağı ve mutlaka bahsedeceği petrolle ilgili çalışmalarından tutun da yerli, milli, yöresel ekosistem bakterilerine varana kadarki çalışmalarında mutlaka değinecektir. Çok güzel, çok başarılı bir şey. Yüzey konusunda da çok ciddi çözümler oluşturacağını düşünüyorum. Şimdi bunlara virüslerin de eklenmesi satırı devrede aslında. Çünkü neden? Biraz önce sarıyla işaret ettiğim bir slide vardı. Sarıyla işaret ettiğim slide'da şöyle bir şey demiştim. Dedim ki orada virüsler de işin içerisinde. Çünkü virüs var, yani daha doğrusu sizin de bildiğiniz üzere her organizmanın kendisine ait deniz alglerinin de dahil olmak üzere virüsleri vardır. Ve bunlar da çok ciddi bir parçası aslında ekosistemin ya da deniz besin ağının. Çünkü bunlar özellikle iklim değişiklikleri üzerinde çalışmalarda çok dikkat çekici sonuçlar verebiliyorlar. Ötrofikasyonla ilgili basamaklarda da verebiliyorlar. Bu planktonik formların patlamalarında nasıl aktifleştirebildiklerine dair de çalışmalar var. Ve bu çalışmalarda da biz özellikle denizel ekosistem ekolojisinde biyojeokimyasal döngülerde bunu daha ziyade görüyoruz. Çok önemli görevleri de aslında enfekte ettiği konakçı formların ana parçalanma süreçlerinde özellikle bu partikül formlardan
çözülmüş formlara dönüştürme işlemleri bizim için önemli. Burada çünkü besini bizim yakalıyor olmamız lazım. Ve bu süreçte de virüsleri kullanabiliyor olmak, örneğin bir Emiliana Huxley, E-Hux virüsünü kullanıyor olmak ve bunların da yaptığı lizis sayesinde özellikle bakteri hücresindeki veya oradaki alg formundaki birikmiş olan yapıyı tekrar suya kazandırıyor olmak inanılmaz akıllıca ve çevresel ve doğayı taklit eden yöntemlerden de bir tanesi. Tabii ki bu sucul mikrobiyal komüniteler üzerinde de seçici bir baskı oluşturacaktı ve dolayısıyla da bu seçicilik plankton topluluklarını ve kompozisyonunu da net olarak etkileyecektir. Başka deniz olmak başlığında neler yapılabilir sorusunda şöyle bir şey yapılabilir. Şu anda size sunmuş olduğum görseli Kadıköy'den olduğunu görebiliyorsunuz Arıtma Tesisinin bir kısmında. Ve bununla ilgili çalışmalar şöyle yapılabilir. Orada 2010-2020 yılları arasında gözlemlediğimiz tüm atık su bulutu dağılımlarını ne demek istiyorum? Yani şöyle bir haritaları aklınıza getirin, gözünüzün önüne getirin. Her seferinde bunların dağılımlarını, bu bulutları takip ederek acaba nerelerde oluşumlar var? Oraları bilirsek en azından oraları sınırlayabilme lüksüne sahip olabiliriz. Kadıköy Cafer Yatlısı haritası ve Marmara Denizi üzerindeki konumunu gösterdiğim gibi şu anda da gördüğünüz aynı alanda müsilajın varlığı aslında bilimi ne kadar entegre edebildiğimizi bize gösteriyor. Çünkü bilimi entegre ettiğimizde oradaki oluşumları da engelleyebilme şansına sahip olabilirsiniz. Keza aynısını Ataköy için de size söyleyebilirim. Yansıda görmüş olduğunuz yine arkadaşlarımızın çalışmaları, yani benim asistanım ve öğrencilerimin çalışmaları, ekibimizin Marmara Denizi'ndeki bu tarzdaki etkileri ve nereye kadar ulaşabileceklerini de engellemiş oluyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki, hani herkes artık biraz daha malumunuz Twitter'dan ya da sosyal medyadan birbirine sesleniyor. İşte bu Ataköy'ün Marmara Denizi kıyısında oluşturduğu bu buluttan bahsetmediniz mi ya da Ayamama Deresi'nden bahsetmediniz mi? Kendi paylaşımlarıma baktığımda 17 Eylül 20'de bir paylaşım yapmışım. Demişim ki ister çevre mühendisi olun, ister simitçi, ister mikrobiyolog olun, ister emekli. Bu denizler hepimizin, hepimiz sahilleri kullanıyoruz. Denizi farklı amaçlarla da kullanabiliriz ama lütfen yanlış giden bir şeyler var. Onları da artık bir an önce bir durduralım. Yani biraz da aslında öngörebilmek gibi olmuş zannediyorum. Ama herkes şuna yükleniyor nedense arıtma tesislerine. Yani deniliyor ki işte efendim deniz olmak çok zor iş. Arıtma tesislerinin de malumunuz işte çok ciddi etkileri var. Ya yani tamam evet çok ciddi etkileri var biliyoruz ama yani işte azımsanacak gibi değil aslında bizim arıtma tesislerimiz. Özellikle bu tablo için de çok teşekkür ediyorum Zülal'e. Atık su arıtma tesislerinde Marmara'daki şöyle bir son duruma baktığımızda İstanbul haricinde 104 tane İstanbul dahil edildiğinde yani bunların hepsini işin içerisine aldığınızda 193 tane. Yani bu aslında atık su arıtma tesisi yok demek değil, var. Hatta gelin Tekirdağ'a bakın, Bursa'ya bakın ki Bursa'da bir tanesi de membran sistem olmak üzere. Kocaeli'ne bakın. Yani tesislerimiz var da nasıl ve ne kadar efektif çalıştığı önemli ya da etkileşimleri bence önemli. Hatta bu atık su arıtma tesislerinin İstanbul'daki son durumuna bakalım. İstanbul'da mesela Avrupa kıyısal alanında veya Asya kıyısal alanındaki tesislere ve hatta ileri atık su arıtma tesislerine de bakalım. Hatta yapılması planlananlar, halen devam edenler de var. Bu arada atık su arıtma tesisi planlamak o kadar da kolay bir şey değil. Çünkü bunlar için birçok detay var. Bunlar için akış şemaları vesaire vesaire var. Onları da düşünmek lazım. Ve ilgili kanun ve mevzuatlara şöyle bir baktığınızda da yani bakanlıklardan, STK'lara, belediye, kamu hepsi de işin içerisinde ve aktif bir şekilde bir rol üstleniyorlar. Sadece o da yetmiyor. Neyi bilmeniz lazım? Efendim gürültü, titreşim, hava kalitesi, halk sağlığı, yüzey vesaire hepsi de işin içerisine giriyor. Tabii ki uzun vadedeki çözümler nasıl olabilir gibi bir soru var denizler için, Marmara Denizi için özellikle şu andaki güncel olduğu için biraz daha deniz olma konumunu oraya doğru evirdim. Ama burada zannediyorum bir deniz kullanma bilinci de var. Bu da Tuzla'dan bir görüntü çünkü. Burada işte atık su arıtma tesisi de yok. Burada ne var? Derin deniz deşarjı var. Nasıl oluyor bu iş dediğinizde ve özellikle de bu alana şöyle bir baktığınızda aslında iş noktasal olmayan kaynaklara geliyor. Yani şunu demek istiyorum. Belli bir menşei noktasına bağlanmayan
Ama geniş çapta yayılan bir kirlilik kaynağı da var. İlla bir noktasal olması gerekmiyor. Bu bir cadde olabilir. Caddeyi yıkamış olabilirsiniz. Bir tarımsal alan olabilir. Bir yapı olabilir. O kadar farklı etkisi var ki. Ve şöyle bir deniz olmayı bir daha düşünelim. Hani deniz olmayı düşündüğümüzde kaç tane faktör olabilir? Şöyle bir bakalım. Atmosferik azot girdisi, yağışlarla gelen veya endüstriyel emisyonların dahil olduğundan tutun da deniz taşıtları baskısına kadar. Yani yazdığım sadece deniz trafiği değil tabii, onu da söyleyeceğiz ama bunların hepsi bir deniz olmanın ve nefes alabilmenin ya da nefes alamıyor olmanın zannediyorum sıkıntıları olsa gerek. Çünkü bir deniz olsanız bile trafik sorunu bitmiyor. Yani deniz olduğunuzda bile trafik sorunu karşınıza çıkıyor. Hatta ve hatta deniz olsanız bile kaza yapanlar da var. Şimdi böyle de bir yapı var. Yani etkilenen mekanizmalar içerisinde karşınıza böyle bir şey de çıkabiliyor. Kaldı ki sintine dediğimiz gemi, makine ve kazanlarının bulunduğu sistemlerden özellikle denize ulaşanlar var. Bunlar da tabii ki çok ciddi bir faktör. Çünkü bunlar da bu en alt kısımlarda olduğu düşünüldüğünde ve şu anda denizde izini gördüğünüzde bunlar da bir girdi. Ya da bizim balast suları en çok endişe ettiğimiz detaylardan bir tanesi. Özellikle güvenli seyir şartlarını sağlamak üzere belirli bir limandan alınıyor. Düşününüz, denizcilik operasyonları için zaten geçerli olan bir şey. Ve çok ciddi bir ekolojik, ekonomik ve tıbbi sorunlara yol açıyor. Bu denizel canlıları çünkü bir yerden alıyorsunuz, bir noktaya taşıyorsunuz ve bu türler içerisinde bazı yumurta, larva, kist vesaire var ki ve hatta şunu da eklemek isterim işin içerisinde istilacı türler bile olabiliyor. Bununla da karşılaştık, bununla da Karadeniz'de karşılaştık. Keşke süren biraz daha uzun olsa size Karadeniz'in bu tarzdaki istilacı türlerden, balast suyuyla gelenlerden gelenler sonucunda neler olduğunu anlatabilsem uzun uzun sürem olsa keşke. Ama balast suyunu benzer bir şekilde belki de yerel türleri baskılıyor olduğunu düşündüğünüzde, yani milli dediğimiz türleri de baskılıyor olduğunu düşündüğünüzde ne kadar önemli olduğunu zannediyorum anlatmış olurum. Deniz olsan bile, yani bir deniz olmak mantığını düşünüyoruz ya, deniz olsan bile, yani senin olduğunu bilsen bile aslında senden sana ait olanları alanlar da var. Hani orası benimdi, ben bir denizsem eğer orası benim alanımdı, yok. Onu biz aldık senden denen yapılar da var. Tabii ki burada ekonomik yaptırımlar mı, ekolojik yaptırımlar mı daha önemli sorusunun da cevabını almamız gerekir diye düşünüyorum. Yani siz aslında deniz olduğunuzda, örneğin bir çocuğun ayakkabısı denize düşüyor olsa ve kayboluyor olsa, sahildeki kumların üzerine çocuk bu deniz hırsızdır diye yazar. Biraz ötede bir balıkçı ağına yakalanmış çok miktarda balık gördüğünde der ki ya bu deniz çok cömert. Veya bir ihtiyar balıkçı içinde kocaman bir inci olan istiridiyi çıkardığında der ki denizden kumlara ya bu denizin gönlü çok zengin. Ama bir dalga gelir, denizde yazılı olan tüm bu yazıları siler ve deniz der ki eğer deniz olmak istiyorsan başkalarının söylediklerine çok önem vermeyeceksin. Çünkü deniz olmak çok zor. Ama illa da deniz olmak istiyorsan, illa deniz olacaksan, denize naifçe dokunan, denizi hisseden bir liderin parmaklarına temas eden bir deniz olmak gerekir diye düşünüyorum. Ve siz de sadece bir kez deniz olun. Su gibi özel ve su gibi yararlı olduğumuz gibi aynı şekilde zor olduğunu bildiğimiz bir deniz olun. Ve Mevlana'nın dediği gibi de bir katre olma, kendini deniz haline getir diyerek sunumumu tamamlamak istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sayın moderatörüm. Şimdi sözü size veriyorum. Sunumumu da böylelikle tamamlıyorum. Teşekkürler. Evet. Bekliyorum hocam. Ben de videoyu açmaya çalışıyorum. Aslında you can't start your video because the host has stopped. Mr. Host, can you please open my video? Hocam yani zannediyorum bir host problem kapattığı için ben açamıyorum. Okay. Ben yapabilir miyim diye baktım hocam.
Ama ben de zannediyorum açamıyorum. Right. Olsun, açması gerekiyor. Okay. Okay. Açıldı okay. Hocam. Buyurun evet, hocam. Doğruyu söylemem gerekirse sen bir nefeste Nüket Hanım, biz ise nefes almadan dinledik. Teşekkür ederim. Baştan sona kadar bu bütün deniz olmayı huşu içerisinde o kadar güzel anlattın ki. Teşekkür ederim. O kadar güzel anlaşılmış ki Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin çok kıymetli üyeleri tarafından. Ancak bir soru var. Tabii ki. O sorunun, benim de sorum var ama önce tabii ki, bu misafirimizin sorduğu soruyu şey yapayım. Şunu alayım aşağıya. Der ki, musilajı yok etmek için ironik şekilde yine bakterilerin kullanıldığı çalışmalar hakkında görüşleriniz nelerdir? Sizce başarılı olabilir mi? Der. Yani bu bakterileri makrofaj diye kullanalım mı? Yesinler mi? Oradaki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Soru da çok güzel ki eminim benden sonra Sayın Gülşen Altuğ hocamız buna çok daha net bir cevap verir. Aslında buradaki hedef malumunuz bence doğayı taklit edebiliyor olmak. Zaten hani biz doğadaki bu yapıyı yani bu organizmalar arttıktan sonra tabii ki bu yapıyı taklit ederek o bozuşmayı, bozulmayı yaratmaya çalışıyoruz. Aslında bu çok da ironik değil. Biraz da işlemi hızlandırmak diye düşünelim. Mekanizmayı hızlandırmak diye düşünelim. Başarılı olabilir mi sorusunda Gülşen Hocam'ın paylaşımlarında oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Özellikle 3-4 gün hatta 5 gün sonrasında kendisinin ifadesiyle de beklenmeyecek şekilde güzel bir hızla da bunu başardık. Ama bunun deniz dibindeki uygulamaları nasıl olur veya bunun pelajik bir kolon içerisinde, su kolonu içerisinde dağıldığında nasıl olur kısımlarını kendilerinin yani Gülşen hocamızdan dinlemeyi daha ziyade tercih ederim. Onun için de bir hafta bekleyelim isterim. Ama ben kendi başlığımda bunun başarılı olduğunu, bu çalışmaların sadece biraz pahalı çalışmalar olabileceğini tabii ki söyleyebiliriz. Hani deniz kendi içerisinde bu çözümü yaratabiliyor ama siz bunları laboratuvar koşullarında uyguluyorsunuz ve daha sonrasında da sisteme aktarıyorsunuz. Sistemi daha doğrusu dengelemeye çalışıyorsunuz. O manada söyleyebilirim. Bu manada cevap verebilirim evet, hocam. Teşekkür ediyorum. Ben bir anekdot olarak anlatayım. 1991 yılında Körfez Savaşı esnasında benim doktora hocam, Okyanus Bilimleri Üniversitesi'nde, fakültesinde İngiltere'de bu petrol kirliliğinin mevcut durumunu analiz etmek için Körfez'e gitmişti. Döndükten sonra Nüket Hanım böyle sizin gibi oradaki gözlemlerini bizimle paylaştı. Bu arada sizi kıskandım. Ne kadar çok yayın yapmışsınız son 2018'den 2021'e kadar. Sizi kutluyorum. Şimdi demişti ki bizim hoca, bu demişti bir buçuk sene içerisinde herhangi bir insan eliyle temizlenme vuku bulmaz ise şayet bir buçuk sene içerisinde ekosistem kendini yenileyecek. Evet. Tabii insan da işin içine girerek daha kısa sürede körfez suları temizlendi petrol atıklarından petroldu. Ancak şimdi basına yansıdı. Ben buraya gelmeden önce evde televizyonu dinlerken Çevre Bakanlığı 500 civarında Marmara'da bir örnekleme yapmış ve zararlı atıkların bu örnekleme yapılan yerlerde olmadığına dair bir altyazı geçti. Tabii bu bilemiyoruz içeriği, neler kontrol ettiler, neler check yaptılar, neleri monitör ettiler bilemiyoruz ama gördüğüm kadarıyla bu denizlerdeki arıtma sistemleri de yani fena değil, oldukça iyi Marmara bölgesinde. Sizin de söylediğiniz gibi belli ki sıkıntı fikrin fiilata dökmesindeki sıkıntılar. Kesinlikle. Daha çok mu para kazanıyorlar bu sistemleri çalıştırmayarak? Yok hocam. Aslında şöyle. Olay, şimdi hepsini baştan alırsak eğer, önce şuraya bir açıklık getirmek lazım. Dediğiniz çok doğru. Aslında bu müsilajı biraz da petrol kirliliği gibi de düşünebilirsiniz. Yani yüzeyi kaplayan bir kirlilik mantığıyla düşünebilirsiniz. Hani ona benzetmek olmasa kaplayan diyelim. Tabii ki orada da
denizi yine kendi içinde temizleyebilme lüksüne sahip olarak bakterilerin kullanıyor olma mantığında düşündüğünüzde petrol biliyorsunuz şeylerinde kazalarında da bu tarzdaki kokteyller kullanılabiliyor. Yani bakteriler kullanılabiliyor. Buradaki olay doğayı taklit etmemek deniz nasıl? Yani buradaki mantığımız bu. Ki zaten Gülşen Hocam da devamındaki şeyleri de sistemleri de haftaya anlatacağı için ben onun da rolünü çalmayayım. Küçücük anlatacağım Gülşen Hocam. Benzer şekilde biz bakterileri veya virüsleri fark etmiyor. Orada virüs de kullanabilirsiniz. Doğayı taklit etme aşamasındasınız. Şimdi buraya kadar her şey okey. Sıra arıtma testlerine geldiğince bence arıtma testleri zaten çalışıyor. İşin önemli kısmı bazen çok yağış olduğunda ve kapasiteyi aştığında seyrelme olasılığı da düşünüldüğünde biraz daha serbest bırakılabiliyorsun. İşte asıl orada. Bir de şunu da düşünelim Sayın Hocam. Şubat ayından itibaren Marmara inanılmaz bir yağış aldı. Yani biraz önce söylediğim noktasal demeyelim de yani noktası olmayan kaynaklar vardı ya hocam hep birlikte gelen. Onları düşündüğümüzde derelerin inanılmaz bir katkısı var. Bakınız bir Ergene, Susurluk, Gönen, Biga bunları büyük nehirleri şöyle bir düşündüğünüzde küçükleri söylemiyorum. Onların Marmara'ya yükü zaten ortada. Zaten bir Karadeniz'den gelen hasta çocuğa sürekli gelen bir organik yükü de var işin içerisinde. Artık bunları kaldıramaz hale geldi. Atık su arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjlarını da dahil etmek istiyorum işin içerisine. Bunların hepsi bir fiil aktif çalışıyor bile olsa, bugünden itibaren biz denize hiçbir şey bırakmıyor bile olsak, bütün ekolojist arkadaşlarımın, mikrobiyolog arkadaşlarımın, bakteriyolog arkadaşlarımın söylediği Marmara'nın kendini toparlayıp hastalığından kurtulabilmesi 3 ila 4 yıl sürebilir. Çünkü biraz önce söyledim hocam, asıl trajedi denizin altında, yani dip yapıda. Yani dip yapının o tamamen kaplanması durumu. Tabii ki balık, pelajik balık kaçtı, gitti. Ama işte kaçamayan formlar var. Onları da düşünüyoruz. Varsa mercanlar alttaki. Keza hocam. Şimdi gelen derken bundan sonraki sorulardan da belki de şöyle bir şey düşünülebilir. Yani başka denizlere ulaşır mı? Ulaşırsa ne olur? Şimdi başka denizlere ulaşır mı sorusunda benim en büyük korkum kendi adıma mesela bir İzmir Körfezi olur. Yani dediğimiz gibi daha kapalı, nütriyentçe daha zengin olan ama çok Akdeniz olabileceğini sanmıyorum. Hem malumunuz tuzluluk konusunda, sıcaklık konusunda oradaki daha taze suların geliyor olması konusunda ben çok düşünmüyorum oralara ulaşacağını inşallah ulaşmaz diye düşünüyorum ama üzüldüğüm tarafta şu Marmara sadece bizim. Hani birisini de suçlayamıyoruz hocam. Yani diyemiyorsun ki falanca ülke getirdi de atığını. Ha tabii ki gemi trafiğinden kaynaklı çok şey var. Atıklardan kaynaklı çok şey var ama iş bizde bitiyor. Şu anda bile bireysel olarak bir tek taneyi atmama konusunda ve özellikle tesisler konusunda herkesin de dikkatini çekmek istiyorum kendi adıma hocam. Biraz uzun cevap oldu kusura bakmayın ama. Ziyadesiyle güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Yani en önemli noktanın kirletmemek olduğu konusunda kesinlikle. Sanırım hem değerli izleyicilerimiz, herkes hocam, bu konuda... Küçücük bir şey ekleyeceğim izninizle. Lütfen, harika lütfen. Bir noktaya temas ettiniz. Sizin de bu politikaları çok iyi bildiğinizi bilerek de şunu lütfen. Söyleyeyim. Artık biz onarıcı politikalardan geçtik. Yani bu dünyada çok ciddi bir şekilde artık kaybedilen bir politika sistemi. Biz tamamen bunu önleyici... Hani artık hiç olmasın ve hatta öngörü olabilecek yapılara geldik. Biraz önce sunduğumuz gibi hani öngördüğümüz noktalarda da tedavi edelim aşamasına geldik. Bakınız bu öngördüğümüz noktalarda eminim Gülşen Hoca gibi, Gülşen Hocamız gibi diğer akademisyenlerin de belki aramızda bazı mikrobiyoloji uzmanlarının da söyleyebileceği, konuşabileceği satırlarda virüsleri de dahil edebiliriz. Doğayı taklit edersek, doğaya denk çözümler eğer oluşturabilirsek ancak başarılı olacağımızı düşünüyorum. Onu da ekleyeyim size. Evet, teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız daha bir soru yöneltmiş. Hı hı. Gökhan Bey. Bu müsilajın olma sebeplerinin değişik olduğunu, çok faktörlü vesaire olduğunu ekosistemde söylemiş ama belki bu çok faktörlü bir sorun olan müsilaj oluşumunda en etkili nedir? A. Şudur evet. gibi bir cevap bekliyor. Bilmiyorum evet. ne kadar... Yani şöyle, evet anladım soruyu. Keşke
keşke doğa için her zaman A, B, C gibi seçeneklerim olsa. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. A kesinlikle girdiler. Yani nütrient, yani besleyici element yükü. Ve bu olmadığı sürece zaten organizmalarımdan gibi çok artış yapacağını da beklemiyorum. Patlamasını beklemiyorum. Çünkü dedim ya, bir sınırlayıcılığı var. Yani aslında bir dengesi taşıma var. Taşıma kapasitesi içerisinde. Ama ekosistemi. Tabii bir nokta. Ama şimdi B seçeneğinde şunu desen faydası olmayacak. Sıcaklık artışı. Çünkü zaten bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Ama deşarjların etkisi. Pek tabii işin içerisinde katabilirim. Bunları da söyleyebilirim. Tabii ki asıl sorunumuz hocam şöyle bir şey. Sizin de belirttiğiniz üzere. Bu uygulamalar, yani yönetmeliklerimiz harika, herhangi bir şekilde çok güzel yazmışız da bunların uygulamasında sıkıntı yaşıyoruz. Yani zannediyorum biraz o halka düşen sorumluluklardan ziyade biraz kurumlarla alakalı da bazı şeyleri artık ele almamız gerekiyor. Cezai müeyyideyi veriyorsunuz ama biraz önce yansıta gösterdiğim gibi kıpkırmızı deşarj ettikten sonra ceza uygulasanız da çok bir anlamı kalmıyor maalesef. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin değerli yöneticileri adına bu teşekkür ediyorum. Dinleyicileri adına teşekkür ediyorum. İstemeyerek de olsa bu etkinliğin sonuna gelmiş olduk. Mehmet Ali Hocam, bu anlamda topu yine size atıyorum. Çok friendly bir ortamda yapılan bu etkinliğin çok da yararlı olduğu kanaatiyle sözü size veriyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum ben de her şey adına. Ben çok teşekkür ederim. Bu yoğun emek dolu çalışmaları ve bu kadar güzel komprime sunumu için, açıklayıcı sunumu için Nüket hocamıza ve sizin bu fevkalade moderasyonunuz için de birikiminiz sayesinde oluyor tabii bunlar. Size de çok teşekkür ediyorum Kadir Hocam. Bundan sonraki programları anlatmak üzere de sözü Sayın Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Tek Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Serap Süzük Yıldız'a bırakıyorum. Hocam söz sizindir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok keyifle dinledik. Ben bugün Nüket Hoca ile ilgili bana birkaç tane mesaj geldi. İşte oturuma nasıl katılacağız, katılalım mı, katılmayalım mı gibi. Ben dedim ki deniz olmayı şiirsel bir dille dinlemek istiyorsanız kesinlikle katılın. Sunumunuzu dinlerken gerçekten de o şiirsel anlatımınız çok keyifliydi. Çok çok keyif aldık. Zaten herkes çok beğendiğini de yazdı. Hemen katılan herkes teşekkürlerini sundu. Çok sağ olun. Biz aslında bunu çok önceden konuştuk. Müsilajın aslında ilk sorun olduğu günlerden itibaren Tek Sağlık Çalışma Grubu olarak devreye girelim, bir şeyler yapalım dedik ama Nüket Hoca'yla da konuştuğumuz dönemde dedik ki hocam şimdi bizim pandemimiz var. Biz, herkes sahada. Hani biz nasıl laboratuvarlara girdiysek o pandeminin ilk başlangıcında deniz mikrobiyologlarını ve diğer denizcilikle ilgili çalışan tüm hocaların aslında sahada olduklarını söylediler. Süre uzun ama inşallah denizimiz iyileşecek. Biz öyle diye düşünüyoruz. Türkiye çok ağır vakalardan her zaman için kurtulmasını bildi. Biz de Tek Sağlık Çalışma Grubu olarak üstümüze düşeni yapacağız. Öncelikle farkındalık çalışmaları yapacağız. Bunun ikincisini Gülşen Hoca da aslında çok güzel bilgiler de ekledi. Chat'e yazdı. Ama chat'te bazen kaçabiliyor. Bu nedenle göremedik bazı yazdıklarını ama zaten haftaya kendisini keyifle dinleyeceğiz. Ve sonrasında da İpek Hoca ile beraber aslında bu halk sağlığı sorunlarını dinleyeceğiz bu sürecin. Çünkü o hani sadece aslında denizin sorunu değil. O bizim tek sağlık bakışındaki olduğumuz gibi her şeyi etkileyecek, bütün yaşamı etkileyecek, gezegeni etkileyecek. Marmara Denizi bugün hastaysa aslında dünyanın tüm denizleri hastalığa yakalanma olasılığına sahipler. Evet belki tuz oranları değişik, besin içerikleri farklı ama farklı şekillerde hasta olabileceklerdir. Bunu engellemek lazım. Bizim de en önemli amacımız farkındalık çalışmaları yapmak, önleyecek mikrobiyologların yapabileceği önleyici çalışmaları sağlamak. Keyifli olacağını düşünüyorum. İlk toplantımız çok güzeldi. Çok teşekkür ederim.
Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Banu Hocam, siz bir şey söylemek ister misiniz? Ben yine her zamanki gibi Nükhet Hoca'nın sunumunu çok keyifle izledim. Çok zevk alıyorum onun sunumlarından. Çok farklı bir anlatım tarzı var ve çok keyifle dinledim. Kadir Hocam, size de teşekkür ediyoruz moderatörlüğünüz için. Umarım başka webinarlarda, yine başka toplantılarda bir araya geliriz. Zaten hocam, birlikteyiz. Çalışmalarımız yine devam edecek. Umarım. Ben bir noktaya açıklık getirmek isterim. Spontane olarak farkına varmadan Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti dedim. Halbuki Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti isminden çok hoşnutum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Yanlış anlaşılmaktan korkarım. Hocam, Fahri üyemiz olun sizi. Tek Sağlık Çalışma Grubu'nu da aslında üye de olmanızı çok isteriz. Çünkü aslında işin ekonomik boyutu da var. Biz de sizi tanımaktan dolayı çok mutlu olduk. Davetimizi kabul ettiğiniz için daha ayrıca çok çok teşekkür ederim. Keyifle, zevkle. Keyifle. İyi akşamlar diliyorum. Selam ve saygılarımı tekrar ediyorum Trabzon'dan. İyi akşamlar diliyorum. Son bir cümle olarak Kadir Hocam, size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki sunumunda Gülşen Hocam'ın anlatacağı çok şey var. Ben tekrar söylüyorum, rolünü almak istemedim. Çünkü kendisi de biyoremediasyondan tutun da yaptığı çalışmaları ve özellikle bu çalışmayı çok net anlatacaktır. Ama hani dediğiniz gibi Serap Hocam, bu sefer de bizim çocuk COVID oldu. O yüzden bu sefer de bizim pandemimiz bu dönemde. Biz de onu iyileştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ve sonrasında da herhangi bir soru olursa özelden de yazabilirler. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ben bütün aileye teşekkür ediyorum beni dinledikleri için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.